Evet arkadaşlar, şu anda 6. sınıfların İngilizce testinin cevaplarını veriyoruz. Hemen birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda biraz uzunca gözüken bir okuma parçamız var. Tabii arkadaşlar, öncelikle bu parçayı mutlaka okumamız gerekiyor. Hemen okuyalım. Hi, my name is Amy. I live in Colmar. It is a small city in France. There aren't any high buildings in the city. Colmar is quieter than big cities. There are more green parks here. We live in a house with a garden. I'm in the garden with my sister and brother now. I'm skipping rope with my sister Linda. My brother Mike is rollerblading. Mike thinks rollerblading is more exciting than skipping rope. I'm listening to music at the moment. In Colmar, people usually go to work by bike or on foot, so there is no traffic jam here. There's a famous museum. You can visit there. There are a lot of small shops, cafes, and kiosks. You can't see any big shopping malls or skyscrapers here. I don't like living in crowded cities, so I love Colmar. Evet arkadaşlar, şimdi birinci soruda bizden ne istiyor? Şunu tamamlayalım diyor, değil mi? Yani şunu cümleyi. There isn't traffic jam in Colmar. Yani Colmar'da yoğun trafik yok. Neden? Because cevabımız hemen arkadaşlar şu sarıyla çizdiğim şuradaki cümle, değil mi? In Colmar people usually go to work by bike or on foot. So there is no traffic jam there. Yani arkadaşlar işlere nasıl gidiyorlarmış? Bisikletle ya da yürüyerek. O yüzden cevabımız burada D şıkkı. İkinci soru, what is Amy doing now? Yani Amy şu anda ne yapıyor arkadaşlar? Onun cevabı da hemen şurada. I'm skipping rope with my sister Linda. Yani şu anda yaptığı ip atlamakmış, right? O yüzden burada da cevabımız A şıkkı. She is skipping rope. Üçüncü soru arkadaşlar, Ken is flying a kite at the moment. Aşağıdaki resimlerden hangisi Ken'in yaptığı durumu bize gösteriyor. Flying a kite neydi arkadaşlar? Uçurtma uçurmak. O yüzden burada da cevabımız D şıkkı. Dördüncü soru arkadaşlar, Antalya ve Konya ile ilgili resimler var. Antalya'ya 32 derece diyor, Konya'ya 25 derece diyor. Yani arkadaşlar bu resimlere göre hangisi, hangi cümle doğrudur diye bize soruyor. B şıkkına bakarsak, Antalya is the hottest city, yani en sıcak mı? Yok. Burada en sıcak karşılaştırmasını yapamayız bu iki resim olduğu için. Bir üçüncü resim olsa en sıcağı karşılaştırmasını yapabilirdik arkadaşlar. C, Konya is more crowded. Burada bizim nüfusla ilgili bir bilgi de verilmemiş arkadaşlar. O yüzden more crowded da diyemeyiz Konya için. D, Konya is bigger than Antalya. Bu, gene burada da nüfus ve yüz ölçümü bilgisi verilmediği için D şıkkında kullanamayız. Burada aradığımız cevap A şıkkı arkadaşlar. Çünkü yukarıdaki verilen derecelerden de gördüğümüz üzere Antalya Konya'dan çok daha sıcak. Beşinci soru arkadaşlar. Beşinci soruda ufak bir hata var. Şu A şıkkında Jane is older than James olması gerekiyor arkadaşlar. Yukarıdaki resimlere göre arkadaşlar hangisi, aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur diye bize soruyor. B şıkkı, Jane is smarter than James. Bunu anlayamayız arkadaşlar tam olarak doğru olup olmadığını. Ama genelde yaşlanınca biraz daha yavaş düşünme kabiliyeti olduğu için arkadaşlar bunu doğru kabul edemeyiz. C, Jane is younger than James. Kesinlikle değil. Jane, James'den daha yaşlı. C'yi de söyleyemeyiz. D, Jane isn't healthier than James. Bunu da söyleyemeyiz arkadaşlar çünkü belki çok sağlıklı olmuş da olabilir. Burada bizim aradığımız cevap A şıkkı. Jane is older than James. Arkadaşlar 6. soruda gene bir diyalogumuz var. Burada diyalog Jack ve Tim'le arasında geçiyor. Hemen diyalogu kısaca okuyalım. Jack, would you like to play football in the park later? Tim, great. What time do you want to meet? What time is it now? Tim, it's quarter past 10. Jack, all right. It's a quarter past 11. Okay for you. Tim, not really. I have a guitar class from half past 10 to a quarter to 12. Jack, that's no problem. Let's meet in the park at half past 12 then. Okay, see you there. Arkadaşlar soruda Joe Terry demiş ama Jack ve Tim olması gerekiyor. What time do Jack and Tim meet in the park? Yani hangi saatte buluşuyorlar arkadaşlar? En son Jack'in en son verdiği cevapta cevabımız çıkıyor değil mi arkadaşlar? Half past 12, yani 12.30'da buluşmaya karar veriyorlar. 12.30'u da bize arkadaşlar D şıkkı gösteriyor. Cevabımız D şıkkı burada. Okay. 7. soru arkadaşlar, diyaloğu okuyun diyor. Anne okuldan sonra ne yapıyor? Hemen diyaloğa bakacak olursak arkadaşlar. Here is your shopping, Mrs. Barbara. Do you want me to send your letters to? Thank you very much, Anne. You are so kind. Şimdi burada bizim anlamamız gereken arkadaşlar
An'in ne yaptığı, okay? An'in yaptığı etkinliğin ismi. Şimdi B şıkkına bakacak olursak burada, Mrs. Barbara helps Anne with the cooking. Yani yemek pişirmeye mi yardım ediyor? Hayır, bunu diyemeyiz, okay? Bunu diyemeyiz. C, Mrs. Barbara visits Anne every day. Okay, hayır, bunu da diyemeyiz. Yani Barbara burada yaşlı olan kadın arkadaşlar. Anne'i her gün ziyaret mi diyor? Hayır, tam tersi. Anne her gün Mrs. Barbara'yı ziyaret ediyor. D, she does homework with Miss Barbara. Ödev mi yapıyor? Hayır, bu da yanlış. Buradaki cevabımız arkadaşlar A şıkkı. She runs errands for Mrs. Barbara. Yani günlük işlerini yapıyor değil mi? Onu anlıyoruz buradan. Çünkü mektuplarını yollamak nedir arkadaşlar? Günlük bir iştir. Yani mektup yollayacak. Mesela bunu alışverişini de yapıyor olabilir. Bunların hepsi errand kategorisi içine girer arkadaşlar. So A, the answer here is A. She runs errands for Mrs. Barbara. Bir sonraki soru arkadaşlar, 8. soru. Burada 4 tane cümle verilmiş arkadaşlar. Bu cümleler bir okuldan sonra yapılan aktiviteleri bize anlatıyor ama bunların sıralaması yanlış. Bunları doğru sıraya koyun bize diye soruyor. Hemen bakalım. Önce bir 1, 2, 3, 4 diye direkt bakalım. 1. I rest until a quarter past 3. 2. I arrive at home at half past 2 on Fridays. 3. Then I go to the dance club at half past 3. And 4. My dance class finishes at a quarter to 5. Şimdi arkadaşlar burada hangisiyle başlamak en mantıklı olur? İkinciyle değil mi? İkinci cümleyle. I arrive at home at half past 2 on Fridays. Yani eve cuma günleri 2:30'da geliyor. Bununla başlıyoruz. 2. Ondan sonra ne yapabiliriz? I rest. Dinlenme kısmı değil mi? I rest until a quarter past 3. Okay. 3'ü çeyrek geçeye kadar dinleniyor. Yani 2'den sonra 1 geliyor arkadaşlar. Ondan sonra 3 geliyor değil mi? Then I go to the dance club at half past 3. Yani 3:30'da. Burada arkadaşlar saatlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani 2:30'da eve geldi arkadaşlar. Sonra 40 dakika dinleniyor. 3 çeyrekte, okay, 3'ü çeyrek geçeye kadar dinleniyor. Sonra 15 dakika sonra da arkadaşlar, yani 3:30'da dance kulübüne gidiyor. Ondan sonra 3 yapıyoruz. En sonunda da my dance class finishes at a quarter to 5. Yani 5'e çeyrek kala da dans okulu, dans kulübü bitiyor arkadaşlar. Bu yüzden burada bizim aradığımız cevap 2, 1, 3, 4 olacak. D şıkkı. 9. soru arkadaşlar. Do you eat vegetables? Ufak bir diyalogumuz var burada. Do you eat vegetables for breakfast? Betty'nin cevabı I eat dot dot dot. I really love them. Burada arkadaşlar vegetable olarak sorduğu için bizde de aradığı soru arkadaşlar hangisi bu boşluğu doldurur? Kısaca şeyleri arayacağız değil mi arkadaşlar? Cevaplar arasında sebzeleri arayacağız. Cheese and olive sebze değil arkadaşlar. A değil. B, butter and honey de sebzeci değil. Onu da kullanamayız. C, eggs and sausages bunlar da sebze değil. Bunu da kullanamayız arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacak. Tomatoes and cucumbers onlar sebze. O yüzden cevabımız burada D şıkkı. Son sorumuz arkadaşlar, 10. soru. Bir resmimiz var. I always have dot 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 with milk for breakfast. Aşağıdaki kelimelerden hangisi arkadaşlar bu boşluğu tamamlar diyor. Resme bakacak olursak coffee mi? Coffee değil arkadaşlar. Coffee görmüyoruz. Pancake de görmüyoruz. Sandviç de görmüyoruz. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Cereal yani cornflakes görüyoruz. Cornflakes'in İngilizcesi neydi? Cereal'dı arkadaşlar. Cevabımız burada B şıkkı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.